İki tip hücreyi karşılaştırmak istiyorum. Kalp atışını düzenleyen hücreler ve miyositler. Kalp atışını düzenleyen ve kendi kendine impuls çıkarabilen kas hücrelerine tıp dilinde pacemaker, İngilizce'de olduğu gibi pacemaker hücreler deniyor arkadaşlar. Şimdi bu hücrelerle miyositler arasındaki ilgi çekici benzerlikleri ve farklılıkları beraber inceleyeceğiz. Bu eksene milivolt ölçeğini yerleştireyim. Burası pozitifti, burası da negatif. Aynı şeyi buraya da çiziyorum. Soldaki kalp atışını düzenleyen hücrelere, sağ taraftaki de miyositlere ait olacak. İsterseniz kalp atışını düzenleyen hücrelerle başlayalım. Bu hücrelerin -60'lık bir potansiyel ile başlayıp sonra da arttığını biliyoruz. Aksiyon potansiyeline eriştiğinde ise, ki bu noktaya daha büyük bir hızla ilerlediğini de biliyoruz, yeniden aşağı yönlü bir hareket başlıyordu. Sürekli tekrarlanan hareketlilik buydu. Bu tarafa da miyosit yani kalp kası hücrelerini koyacağız demiştik. Kalbin en ağır işçileri bu hücrelerdir. Ne kadar büyük bir yükleri olduğunu sanırım siz de tahmin ediyorsunuzdur. Miyositler biraz daha negatif bir noktadan, yaklaşık olarak -90'dan başlarlar. Başlangıçta daha düz bir hareketlilik vardır. Aksiyon potansiyeline eriştiğinde ise kalp atışını düzenleyen hücrelere göre çok daha büyük bir hızla artmaya başlar. Farkın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Bu noktada aşağıya doğru yöneldiğinde, yani potasyum sızmaya başladığında, ki potasyum ve kalsiyumun bu esnada birbirlerini dengelediklerini de unutmamalıyız, bu yüzden de bu düzlüğe giriyoruz. Potasyum galip geldiğinde repolarizasyon gerçekleşiyor ve başladığımız yere geri dönüyoruz. Evet, bunların yaklaşık olarak bu şekilde olacaklarını söyleyebiliriz. Kendime biraz yer açayım çünkü şimdi bu hücreleri çizeceğim. Bu kalp atışını düzenleyen hücre, bu da miyosit olsun. Boyutlarını benzer çizmemin sebebi neler olup bittiğini biraz daha açık olarak görebilmek. Kalp atışını düzenleyen hücrenin başına gelen ilk şey neydi? Membran potansiyeli artarken içeriye sodyum girişi vardı, öyle değil mi? Sodyum girişini göstermek için bunları çiziyorum. Sodyum içeriye girdiğinde potansiyelde büyük bir hızla artıyordu. Bunun için de beyaz renkle voltaj kapılı kanalları çizeceğim. Buradan da büyük çoğunlukla kalsiyum girişi olacak. Küçük bir detaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sodyum ya da kalsiyum girişi var dediğimde hücreye giren ya da çıkan tek iyonun bunlar olmadığını bilmelisiniz. Evet, sodyum girişi olduğunda hücrenin en çok sodyuma geçirgen olduğunu, ancak giriş çıkış yapan tek iyonun bu olmadığını düşünmemiz gerekiyor yani, tamam mı? Hatta evre 4'te sodyum girişi olduğunda diğer iyonların hücreden çıktıklarını da biliyoruz. Bunu aklınızdan lütfen çıkarmayın, tamam mı? Tek bir iyondan bahsederken aslında o anda birden fazla iyonun aksiyon halinde olabileceğini unutmamalıyız. Her şeyin daha net olduğundan emin olmak için mecbur böyle bir basitleştirme yapıyorum. Ne yapalım? Evet, peki sonra neler oluyordu? Burada voltaj kapılı başka bir kanal daha var ve buradan da potasyum çıkışı oluyor. Potasyum hücreden ayrılıyor dedik. Her şeyin açık olması için buraya evreleri de not etmek istiyorum. Burası 4, burası 0, bu da 3. Evre 4'te başlıca iyon sodyumdu. Sıfırıncı evrede kalsiyum, evre 3'te ise potasyum olacak. Miyositlerde ise en önemli aksiyon potasyumun hücreden çıkışıdır. Bu yüzden de başlıca iyon potasyumdur. Membran potansiyeline de etki eden budur. Aksiyon potansiyeline gelince, voltaj kapılı kanalları beyazla çizeceğim demiştim, öyle değil mi? Hücreye sodyum girişi var. Evre 1'de gerilime duyarlı potasyum kanalları devreye giriyor. Aynen buradaki gibi, hücrenin üzerindeki kanallar gibi, evet. Potasyum buradan da çıkıyor ama bunlar voltaj kapılı kanallar. Yani voltaja bağlı olarak açılıyor ve kapanıyorlar. Buraya da diğer iyon olan kalsiyumu çizeyim. Kalsiyum da hücreye giriyor.
diğer hücre için yaptığımızı miyosit için de yapıp evreleri de not edelim mi arkadaşlar? Evet, burası evre 4, burası 0, 1, 2 ve 3. Buradaki potasyum hangi evrede yer alıyor? Potasyum evre 4'teki başlıca iyondur. Aksiyon potansiyeli sırasında ise sodyum girişi var. Voltaj kapılı potasyum kanalları evre 1, 2 ve 3'te aktifler. Bu kanalların en önemli özelliği budur ve bunlar aynı kanal sınıfına ait değillerdir. Voltaj kapılı potasyum kanalları birden fazla evrede devreye girerler. Kalsiyum ise evre 2'de olacak. Hangi kanalların hangi evrelerde aktif olduğunu ve aksiyon potansiyellerini bu şekilde karşılaştırmış olduk. Evet, şimdi size söylemek istediğim başka bir şey daha var. Miyositlerin içinde sarkoplazmik retikulum adı verilen bir organel vardır. Bu arada aynı durum kalp atışını düzenleyen hücreler için de geçerlidir ama daha az oranda çünkü bu organelin rolünün ne olduğu çok da açık değildir. Ben sarkoplazmik retikulumu bir büyüteç gibi düşünüyorum. Hemen not edeyim. Sarkoplazmik retikulum. Bunun kısaca SR olarak not edildiğini de görebilirsiniz. Büyüteç dedim ama bununla ne demek istediğimi biraz daha açıklayayım. Şimdi, sarkoplazmik retikulum hücrenin içinde bulunan organellerden biri ve aslına bakarsanız bunun bir kalsiyum torbası olduğunu düşünebiliriz. Evet, doğru duydunuz. İçinde kalsiyum bulunan bir torbadan bahsediyorum. Sarkoplazmik retikulum içindeki kalsiyumla burada dururken hücreden hücre içine kalsiyum girişi olduğuna dair bir sinyal alıyor. Kalsiyum hücreye girdiğinde buradaki küçük reseptöre bağlanıyor. Bağlanma gerçekleştiğinde sarkoplazmik retikulumun içindeki kalsiyum hücre içine atılıyor. Peki neden? Yani hücreye zaten kalsiyum girişi var. Bir de bu ekstra kalsiyum neyin nesi oluyor arkadaşlar, değil mi? Bu torba yani sarkoplazmik retikulum çok kısa bir sürede boşaltılabildiği için dışarıdan çok az sayıda iyonun hücreye girmesi yeterlidir. Hücre dışından gelen bir kalsiyum bu reseptöre bağlandıktan sonra sarkoplazmik retikulum hücre içine çok büyük bir miktarda kalsiyum boşaltır. Büyüteç dememin sebebi de bu aslında. Yani bu organel bir yerde kalsiyumun etkisini büyütüyor ya da arttırıyor. Bunu aklımızdan çıkarmayalım, olur mu? Özellikle de hücreye dışarıdan kalsiyum girişi olan evre 2'den bahsederken, sarkoplazmik retikulumun bu arttırıcı etkisini atlamamamız gerekiyor. Bu videoyu yapmamın amaçlarından biri, size tüm bu iyonlar hücreye girip çıkarken hücrenin her şeyi en başa nasıl döndürebildiğini anlatabilmek. Hücrenin bir noktada her şeyi eski haline döndürmek istemesi son derece normal, değil mi? Öteki türlü dışarıdaki tüm kalsiyum ve sodyum hücre içine girer ve hücre bu şekilde kalır, öyle değil mi? Düşünsenize, kalsiyum ve sodyum hücre içine girmeye, potasyum da hücreden çıkmaya devam ederse, kalp atışını düzenleyen bu hücre için bir noktada artık gradyandan bahsedemeyiz, değil mi? Evet, bu gradyanlar nasıl düzenleniyor dersiniz? Videonun başlığı da bu zaten, değil mi? Evet, ATP pompalarını hatırlıyor musunuz? Yine bazı şeyleri size daha kolay aktarabilmek için pembe pompaların enerji kullandıklarını kabul edeceğiz. Anlaştık mı? Bu da sodyumun hücre dışına atılması demektir. Bunun sonucunda 3 sodyum dışarı atılır, 2 potasyum da hücre içine girer. Buna ek olarak burada da kalsiyum için çok benzer bir iş yapan başka bir pompa vardır. Evet, bu pompada kalsiyumu hücre dışına çıkarır. Bir strateji daha var. Buraya bir pompa daha çiziyorum. Evet, bu pompada kalsiyumu hücre dışına çıkarır ama enerji kullanmaz. Bu noktada, bu ikisi ATP kullanırken bu nasıl kullanmaz diye düşünüyor da olabilirsiniz. Size sodyum gradyanı dersem ne düşünürsünüz? Sodyumun hücre içine girmeyi sevdiğini biliyoruz. Ayrıca bu pompa bir sodyum gradyanı yaratıyor. Enerji kullanarak bir sodyum gradyanı oluşturabiliyorsak, sodyum gradyanını kullanarak kalsiyumu dışarıya atabiliriz, değil mi? Gördüğünüz gibi iyon meseleleriyle ilgilenen birkaç farklı mekanizma bulunuyor. Bu sodyumdan nasıl kurtulacağımızı merak ediyorduk ya, cevabımız işte burada.
Bunun için potasyumun hücreye geri dönmesi lazım ve hücre de bunu burada gerçekleştiriyor. Ek olarak hücre içeriye giren kalsiyumdan da bunu kullanarak kurtuluyor. Evet, hücre iyonları bu şekilde idare ediyor. Peki ya miyosit? Burada olan bitenden sonra miyosit nasıl eski haline dönüyor, yani gradyanı düzenliyor dersiniz? Bu hücrenin de iki tane ATP kullanan pompası var. Bunlar da sodyumu hücre dışına çıkarıyorlar. Hemen çizeyim. 3 sodyum hücre dışına çıkarken 2 potasyum hücre içine giriyor. Aynen burada olduğu gibi. Evet, problemin bir kısmını çözdük. Buna ek olarak burada bulunan kalsiyum-sodyum pompası sayesinde de kalsiyum hücre dışına çıkarken sodyum da hücre içine alınıyor. Evet, bu hücre için olanın aynısı bunun için de geçerli. Ve burada sarkoplazmik retikulum var ve kalsiyumla dolu. Peki bu kalsiyum nereden geliyor? Aslına bakarsanız burada da bir pompa var. Onu da buraya çiziyorum. Ve bu pompa da enerji kullanarak içeriye kalsiyum pompalar. Evet, membrandakine çok benzeyen bir başka mekanizma sayesinde sarkoplazmik retikuluma kalsiyum pompalamak mümkündür. Görüntüleri de hemen hemen aynıdır ama bu sarkoplazmik retikulumun üzerinde yer alıyor. İsterseniz her şeyin üzerinden bir kere daha geçelim. Sodyum bu şekilde dışarı atılıyor. Potasyumu geri getirmek için de bunu kullanıyoruz. Buradan ve buradan içeriye giren kalsiyumu da bir bakalım nasıl dışarıya atıyorduk? Buradan dışarıya atılıyor. Buradan da sarkoplazmik retikulumun içine pompalanıyor. Burada da sodyumla değiş tokuş yapılıyor. Hücrelerin başladıkları yere geri dönmelerini sağlayan mekanizma işte bu. Son olarak geçirgenliği düşünelim. Hücreye giren kalsiyum mu daha fazla yoksa hücreden atılan kalsiyum mu diye düşündüğünüzde buradaki enerji ya da konsantrasyon kullanan mekanizmalardan bahsediyorum. Bunlar genelde aynı oranda çalışırlar. Aynı durum bunlar için de geçerlidir. Evet, bunların hepsi arkadaşlar aynı oranlarla çalışırlar. Mesela kalsiyumu ele alalım. Ay söyleyemedim. Kalsiyumun geçirgenliğini arttırdığımızda kalsiyum girişi artar. Buradaki kanalı düşünürsek, kalsiyumun geçirgenliğini azalttığımızda da kalsiyum girişi azalır. Peki, size bir de geçirgenliğin mekanizmasında bir değişiklik yapmadığımı söylesem ve değişen tek şeyin bunun nasıl ya da ne kadar hızlı çalıştığı olduğunu söylesem ne düşünürsünüz? Daha ağır çalışmaya başlarsa buradaki, yani hücre içindeki kalsiyum konsantrasyonu artar. Daha hızlı çalıştığında ise buradaki tüm kalsiyumu içeriye pompalar ve hücre içindeki kalsiyum konsantrasyonu da düşer. Yani az önceki durumun tam tersi gerçekleşir. Bu pompaların bazal hızlarını değiştirdiğimizde hücre içindeki iyonların miktarını da değiştirebildiğimizi görüyorsunuz, değil mi? Ve bu da membran potansiyeli üzerinde etkili bir durumdur. Geçirgenliğin ne olduğunu, hangi iyonların hücreye girdiklerini ve çıktıklarını düşündüğümüzde bunun statik olduğunu, yani çok fazla değişmediğini kabul ederiz. Ama membranı ya da iyonların konsantrasyonunu düzenleyeceğimiz zaman bu mekanizmaları da değiştirmek mümkündür. Demek istediğim, bu pompaların daha hızlı ya da daha yavaş çalışması iyon miktarı üzerinde etkilidir.